Eyüp diyoruz. Eyüp'le şu anda bir maç eksiğimizle birlikte 7 puanımız var. Yanlış mıyım? Doğrudur hocam. 7 yani puan. Kazandığımız farz edersek aynı takımda Eyüp'te. Yani. Sonra Eyüp'e gidiyoruz. Yendiğimizde 4 puana düşüyoruz. Eyüp'ün de bizim gruptaki işte Sivas Belediye maçları deplasmanda var. Ondan sonra Turgutlu Spor'la olan maçları var. Bunları da hesaba katarsak ki için içerisinde en azından 2 mağlubiyet alacağını düşünüyoruz. Bizim haricimizdeki süreçten. Dolayısıyla yakalama ihtimalimiz çok yüksek. Şimdi bizim takımımızın eksik yönleri var. İşte Covid'den dolayı, sakatlıktan dolayı ya da mevkisel olarak eksikliklerimizden dolayı. Dolayısıyla doğru bir transfer politikasıyla bu sezonda şampiyon olarak direkt çıkabilme ihtimalimiz yüksek. Ama transfer yapmazsak, yani bu transferler kim olabilir? Tabii ki atıyorum Adana Demir'den bir Süleyman Koç olur. İşte atıyorum Adana Demir'den bir Volkan olur. İşte Sancaktepe'nin sağ beki Mert olur. Turgutlu'nun sol beki olur. Yurt dışında Ukrayna'da Jamal diye Türk çocuğu var. Ukrayna 1. Liginde oynayan 23-24 yaşında sol ayaklı bir orta saha var. O olur. İşte atıyorum Bolu Spor'dan Tugay olur. Çünkü aktif, agresif bir adama da ihtiyaç var. Yani doğru böyle 5-6 tane nokta transferle zaten istediğimiz kıvama gelebiliriz. Mesela en basiti Berk İsmail takası olur. İsteyenleri var. O burada istediği performansı bir türlü veremiyor. Bahattin Köse orada Kocaeli'nde takası olur. Futbol bu. Çok fazla şey yapmaya gerek. Sakarya takası gerçekleşir mi hocam? Olmaz diye bir kaydı yok. Niye olmasın ya? O da orada mutlu değil. O da oranın en iyi adamı. Senin de burada en iyi adamın. Bir takas hem onlara yarar hem sana yarar. Gayet güzel olur. Yani yeter. Bakın nasıl bir futbol zekası. Neyi düşünerek, nasıl bir planlama, nasıl doğru bir planlama. Ondan sonra işte Sancaktepe'de orta sahada bir Doğan var. Olur. Bunlar yetenekli çocuklar. Bunları ben her gün yazıyorum. Bende 3000 tane izlenmiş futbolcu var. Benim 15 tane scout'ım izliyor. Yeter ki ben yapayım. Yeter ki ben işin şeyini yapayım. Organizasyonu, takım mühendisliğini, stratejisini, kurumsallığını, eğitimini, tesislerin yapımını. Bunun gibi. Ben bak şimdi söylemiyorum. Uğur Bey bana dedi ki, Uğur Akkuş Bey, ki o kendi söyleyecektir. O yüzden söylemiyorum. Ya hocam işte sen dedi bana bu kadar yardımcı oluyorsun. Hani biz sana bir şeyler takdir etmek istiyoruz. İşte şu kadar şu kadar meblağ dedi. Dedim yok. Allah bana bir 5 kuruşunu bile nasip etmesin. Ben dedim kendi şehrimde bile dedim teknik direktörlük bile yapmak istemiyorum. Çünkü burada böyle yani teknik direktörlük yapmak istememin sebebi buranın 5 kuruşunu almak bana nasip olmasın diye söylüyorum dedim. Ama dedim o parayla yapılacak işler var dedim.